Dönerler kesiliyor. Kebaplar pişiriliyor. Baklava tepsilerinin biri gidiyor, biri geliyor. Burası İstanbul Restoran. Ama İstanbul'da değil. Afganistan'ın başkenti Kabil'de. Yabancıların olduğu yerde silahlı nöbetçiler var. Biz burada İstanbul Restoran'ı geçiriyoruz. Biz ilk önceleri bizde de vardı. Silahlı güvenliklerimiz vardı ama biz halkla iç içeyiz. Onun için güvenliği kaldırdık, bir silahlı güvenliği. Çünkü Afganistanlılar Türk lokantasını hemen benimsemiş. Taliban bile. Döner ve pide ilk sırada. Tabii kebaplarda. Kabil'de bir Türk lokantasında olabilecek her şey var. Ocakbaşı bile var. Tabii ocakbaşı bile var yani. İstediğiniz her yemek çeşitlerimiz var. Afganistanlılar baklavayı ilk kez burada görmüş. 20-25 tepsilerimiz gidiyor. Ustalar Türk. Garsonlar Afgan. Onlar da duygularını kendi dillerinde anlatıyor. Darda ne sara be haber az dünya. Bu umutsuzluğun içinde karga baraj gölü ilaç gibi geliyor. Çölün ortasında bir vaha burası. Tekne gezintileri, piknikler, tabii davul ve dans. Taliban zamanında dans yasaktı. Şimdi serbest. Gençler de geleneksel Afgan dansının en güzel örneklerini sergiliyor. Hem eğleniyor hem de eğlendiriyor. Bunlar Kabil'in aydınlık yüzü. Ama diğer yüzünde ölüm var, açlık var, sefalet var. Afganistan yıllardır süren çatışmaların ve elbette Taliban'ın açtığı yaraları kapamaya çalışıyor. Afganistan'daki zorluklardan en çok kadınlar, gençler ve çocuklar etkileniyor. Kadınlar burkalar içinde. Hiçbir hakları yok. Okumaları, çalışmaları, hatta iş bulmaları bile neredeyse imkansız. Her 1000 bebekten neredeyse 5'te biri dünyaya geldiği anda yaşama veda ediyor. Yaşayanlar, yani Afgan gençleri ise mutsuz. İşsizlik, fakirlik bellerini düşüyor. Burası Kabil Eğitim Üniversitesi. Onlar Afganistan'ın umudu, yarın. Ama onlar da mutsuz, mutsuz. Ülkenin en önemli öğrenim kurumunda bile haremlik selamlık hakim. Kızlar ve erkekler ayrı sınıflarda ders görüyor. Durum bahçede de değişmiyor. İsmim Eroya. Bizim o kadar çok sorunumuz var ki hem evde hem de toplumda. En büyük sıkıntımız ise sokakta rahatsız edilmek. Kız öğrenciler büyük güçlüklerle okuyorlar. İş bulacaklarına da inanmıyorlar. Öyle bir beklentimiz yok. İş bulabileceğimizi hiç sanmıyorum. Öncelikle bir torpilinizin olması lazım. Afganistan'da kan durmuyor. Taliban, cuma gecesi Kandahar'daki bir cezaevine baskın düzenledi. 1200 mahkumu kaçırdı. Afgan ordusu hemen operasyon başlattı. Mahkumlardan 50'sini ölü olarak ele geçirdi. Operasyonlar devam ediyor.